Şimdi Okan Hoca'nın ben Galatasaray'da belki bu konulara girmemek lazım. Çok uzun yıllar kalacağını düşünmüyorum. Çünkü bir Avrupa hedefi var. Yani demin bahsettiğimiz hocalar İyi zaten anlamda mı hocam? Teklif gelir hayır diyorsun. iyi anlamda. İyi anlamda. Nedenlerine de belki girmemek Olabilir. lazım. Ailevi nedenler de olabilir. O yüzden Okan Hoca'nın o misyonu ben yüklemek istemiyorum ama artık Türk teknik adamlarının da yavaş yavaş Batı'ya futbolun bizden daha önde olduğu ülkelere gitmesi gerektiği dönemleri bizim düşünüyor, konuşuyor Onun için olmamız lazım. Avrupa'da da başarılı olmak lazım. Kesin. Ama lig başarısına sadece bakmıyor Kesin. biliyorsunuz Kesin. ondan önce. Okan Hoca o yüzden bu misyonu belki de üstlenecek olan kişilerden biri. Ben şunun altını çizeyim. Günümüzde çalıştığın takımla ortak dili konuşmak çok önemli. Şimdi bu takım veya bu nesil, bu jenerasyon kendine özgü bir düşünce tarzı var. Belki geçmişteki çok büyük başarıları bile önemsemiyor. Ama dolu dolu. Yani çok donanımlı bir teknik heyet istiyor. Okan Hoca ilk andan itibaren gerçekten sevgi, saygı dolu biri. İyi insan olursan bunlar seni severler. Ama o saygıyı onlardan alman için çok iyi bir teknik direktör olduğunu göstermen lazım. Antrenman programınla, adaletinle. Bence Okan Hoca ve ekibi bunu gösterdi. O yüzden futbolcuların saygısını kazandı. Yine çok önemsenmesi gereken bir konu da Okan Hoca takımıyla beraber en azından maçlarda çok olmasa bile antrenmanlarda eğleniyor. Futbolcular onunla beraber olmaktan, antrenman yapmaktan keyif alıyorlar. Kaldı ki Okan Hoca antrenmanın dışında da onların eğlenmelerine fırsat tanıyan o bazı organizasyonlara giriyor. Okan Hoca'yı bence birçok hocadan ayıran en önemli Ya, özellikler bunlar. ya bir de tabii söylediniz ya şimdi bu arada zekası ve genel kültürüyle de çok ya yukarıda bir profildir. antrenörlükte bir de oynak zekan çok önemli. Ya o var ya bütün hafta çalışıyorsun, sahip bir planla çıkıyorsun Serkan. Bir anda gol yiyorsun veya bir eksik kalıyorsun. Oradaki oynak zekan, oyuncu değişikleri, hamleler, oyunu okuma diyoruz yani. Yani bir kere böyle bir hamleleri de doğru işin gerçeği. Tabii bir de şu var yani ekibi dedi Ahmet Hoca yani bu iş Türkiye'de maalesef buna çok değer veren insan da yok. Yani bu iş one man show değil artık 21. yüzyılda. Bir ekip bir şey. Ekibin çok güçlü olması gerek. Ekip yani bizde ne düşünüyor? Ya işte saha için yelek verecek. İşte bir bakıyorsun yani huniler vesaire bir şey olacak taktik antrenmanında. İşte sen de giy hocam yelek bir kişi eksiz falan işler buraya gitti. Yani esas Avrupa'da çok güçlü ekipler var donanımlı. Bu antrenörün daha çok beyin fırtınası yapacağı, masaya yatıracağı maçtan önce veya devre arası maç oynanırken ya yani sıfır egoyla bunların olması gerekir. Tabii Okan Hoca bu konuda da doğru, önemli bir teknik adam. Bana göre çoğu teknik adam da bu anlamda da bakmalı. Hatırlarsın biz burada programda söyledik. Guardiola Mikel Arteta gittiğinde o varmış gibi oturdu hatırlarsın. Bir City maçında onu anlatır gibi konuştu. Yani o varken devamlı onunla konuşuyordu. Onun için Okan Hoca'nın bu özelliği de ne oluyor? Daha ekip mesela çalışanlar daha güvenli hareket ediyor. Yani fikrini rahat rahat söylüyor. Bu senin doğru bir ilişkin teknik adam ve ekiple belki farklı fikirleri sana getirmesini o kanallarını açacak. Öbür türlü sertsen ya hiç böyle tam işinizi yapın. Belki sen o fikri alamayıp küçük bir mesela ayrıntıyla bir maçı kaybedeceksin. Orada da şampiyonluk gidecek. Hani hep diyoruz ya yani, hep böyle başarı ayrıntılarda gizli onu bulmak etmek gerekir. O anlamda ekiple beraber bunu doğru bir şekilde mix eden bir teknik adam. Şimdi pozisyonlara da bakalım. Çok fazla pozisyon yoktu zaten. Hakem üzerinden de okumamak lazım herhalde bu maçı. Direnç Tonuslu oldu. Yani maçın önüne geçmedi. Skor çok farklı olduğu için söylüyorum. Yine pozisyonlara bakarken tabii ki eleştirilerimiz de olacaktır maçın hakemine. İlk pozisyonumuz bir sarı kart pozisyonu. Karar doğru mu ona bakacağız. Torreira'nın orada bir itirazı var. Ama bizim de gördüğümüz rakibine de bir basması var. Doğru. Ayağını. Daha fazlası olmuyor bu pozisyonlarda zaten. Değil mi Reha Hocam? Tabii. Siz onu hep Evet. söylüyorsunuz. Ahmet Hocam. Doğru sözü ne acı. Ben de oyun içinde kaçırmıştım bunu.
acaba bir itirazdan mı göster dedim ama daha sonra gördüğümde... Ben de itirazdan çok sandım. Öyle sandım. Statta izledim. Yani tartışılacak bir karar bile değil. Net sarı kart. Tabii pozisyon çok hızlıydı. Tam maçı anlatan spiker arkadaşımız, meslektaşımız da itirazdan dediği için... Aa öyle miydi? Algı. Ama biz de öyle anladık statta. Öyle anladık biz de tabii. Evet. Zaman zaman bunlar hakem yaşanıyor. Hakem ama gösteriyor. Adam gösteriyor, ayağına bastın diyor. Her ayağına bastın diyor. Gösteriyor, temas bastın diyor. Şimdi bir Galatasaray maçta ben de şaşırmıştım. O konuca sürekli eli göstermişti. Yani bazen anlatanlar da şaşırıyor. Olabilir bunlar diyelim. Bir sonraki pozisyona geçelim. Burada karar doğru dedi yorumcularımız. Burada penaltı beklentisi vardı Mehmet Yam'ın. 55. dakika skor 2-0 iken. Tiam yalnız var ya, yani bu pozisyon zaten penaltıydı. Ne attı kendini ya? Atıyor yerlere hiç. Burada vuruyor. Tak, hiçbir şey yok. Ya bu penaltıydı ama Nelson'un da, bu kesinlikle penaltıydı ama bir stoper olarak... Tiam vurduktan sonra topuğuna yok, darbe geliyor. Yok, ama topa, yani vuruyor, topa vurduktan sonra yani benim temas oluyor yani. Ben penaltı vermem. Bir ikincisi yalnız Nelson bir stoper olarak eğer rakip oyuncu öndeyse bu topa kayarak müdahale etmemesi gerekir. Yani bu penaltı değil, penaltı başka bir mesela bir maçta bir pozisyonda penaltı yaptırır. Çünkü adamın gerisinde kalmış. Hatta kırmızı bile görebilir bir anda. Evet. Ya bu yani bunun gibi tecrübeli bir oyuncu dikkat etmesi gerek. Çünkü kör noktasından arkasından gelip vuruyor. Dikkat et, topa fokuslanmış, hemen Tiam önüne giriyor. Penaltı değil ama Nelson'un bundan sonraki maçlarda bu hamleleri sıkıntı yaratabilir yani. Ezbere atlamış yani. Hocam? Penaltı yok bence de. Ama bakın bu pozisyondan sonra ayaklar ikisi de havada kalkıyor. Yani bunlar her zaman oluyor. Her zaman pozisyonen penaltıya sebebiyet verebilir. Topa vurduktan sonra istemeden bazı dokunmalar da artık penaltı olarak kesinlikle nitelendirilmiyor. Bence de penaltı yok. Peki devam ediyoruz. Devam karar doğru dedi yorumcularımız. Bu defa Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon. Pozisyonun içindeki isim de Torreira. Bakalım bir temas var mı? Penaltıyı gerektirecek bir hareket var mı? Hiç bence de ben penaltı değil. Hatta Torreira hatta anladı sonra var ya Alpas'ın elini tuttu. Torreira da biliyor olmadığını. Ondan sonra döndü gitti hiç. Alpas'tan topa gidiyor. Torreira da gelmiş. Otomatikman hızlı öne gidiyor. Vurduktan sonra ben bir çarpışma olarak nitelendiriyorum penaltıyı. Ama hocam şunu da söyleyelim. İkisi de penaltı değil. Yok, ikisi de penaltı değil ama Alpas'tan da daha dikkatli olmalı. Başına iş açabilirdi bu. Kesinlikle Nelson gibi onu da dikkat etmesi gerekiyor. Paldır küldür atlıyorlar. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Bu kadar rahat. Alpas'tan ucuz yırtmış. Çünkü şu sol ayağıyla gidişi bak, bayağı sakat Nelson yani. Nelson da ucuz yırtmış. Evet, o da ucuz yırtmış. Bak niye biliyor